basıncının varlığını ispatlayabileceğimiz bir deney. Pet şişe içi boş arkadaşlar. Şimdi bu pet şişenin içerisine kaynamış sudan döküyorum. Bir miktar çok fazla değil, yarım su bardağı kadar. Bunu karıştırıyorum, yani çalkalıyorum, içini yıkıyorum. Sonra bu sıcak suyu tekrardan geri döküyorum. Ve arkadaşlar şişenin durumunu izlemenizi istiyorum. Silindir şeklinde olan bu pet şişe acaba hangi şekle bürünecek? Bunu gözlemlemenizi istiyorum. Ve şu an bence ekranlarınızın başından şişede meydana gelen değişimi görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ne oluyor şu an? Görünüyor değil mi? Çok net bir şekilde. İçine sıcak su koydum ama koyduğum sıcak suyu tekrar geri boşalttım. Şişenin ağzını kapattım ve şu an şişenin içeriye doğru çöktüğünü hepiniz gözlemliyorsunuz. Bu arada Emir Efe'den de tebrikleri alıyorum, görüyorum. Alkışları, teşekkürler beni motive ettiğin için Emir Efe. Evet çocuklar, bakın burada çok daha tabii ben canlı bir şekilde, net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Şimdi yine bunun da sebebini düşünelim arkadaşlar. Niye bu şişe demin silindir şeklindeydi de şimdi şekli içe doğru çökmeye başladı? Bu da tamamen arkadaşlar, bakın burada çatır çutur sesler de gelmeye başladı. Bu da tamamen açık hava basıncından kaynaklanan bir değişim. Biz şişenin içine sıcak hava, sıcak su doldurunca şişenin içindeki hava ısındı. Isınan hava genişledi arkadaşlar. Isınan hava genişledikçe bu şişenin içerisindeki gaz molekülleri dışarı çıktı. Yani içerideki gaz miktarı azaldı. Halbuki sıcak suyu dökmeden önce içerideki şişenin içindeki gazın basıncıyla dış basınç birbirini dengeliyordu. Ama sıcak su bu şişenin içindeki havanın bir kısmını dışarı çıkarttı. Biliyorsunuz ki gazın mol sayısıyla basıncı doğru orantılı. Şişenin içerisindeki gaz mol sayısı azaldığı için basıncı azaldı. Şişenin iç basıncı azalınca dış basınç daha güçlü kaldı ve o güçten dolayı da şu an şişenin yamulduğunu ne yapabiliyoruz? Gözlemleyebiliyoruz.